Hazreti Ali aleyhisselama karşı savaştılar peygamberimizden sonra. Hazreti Ali aleyhisselam da peygamberimizin emri gereği Kur'an tahrif, Kur'an'ın manası tahrif olmasın. Kur'an'ın manası tahrif olursa dinin hükümleri tahrif olur, bozulur. Hazreti Ali aleyhisselam da açıkça bunun için savaşmıştır. Peki savaştıkları Hazreti Ali aleyhisselam kimdi? Kim olduğuna ben bir tane rivayet arz edeyim. Bir tane. Yüzlerce söz var. Yüzlerce ayetlerden, hadislerden yüzlerce söz var. Ben bir tanesini arz edeyim. Kime karşı savaştılar? İbni Ebil Hadid cilt 1 sayfa 137 cilt 1 sayfa 137 قال لبني ولي في هذه الوقت كان الخبر المشهور عن رسول الله diyor ki bu hadisede meşhur bir haber vardır Resulullah'tan. Bir olayı yazıyor yine Ebil Hadid burada. Diyor ki bu hadisede Resulullah'tan meşhur bir hadise vardır. Peygamber Efendimiz Beni Veliye kabilesine buyurdu. Beni Veliye bir kabileye peygamberimiz buyuruyor ki Evet ya Beni Veliye Ey Veliye oğulları Evle eb'asenne aleykum reculen Le eb'asenne aleykum reculen Bakınız benden la ab'asan ben la ab'asan aleykum reculen ben birisini size göndereceğim la ab'asan aleykum ben birisini size göndereceğim bir hadise var bir olay var olay çok uzun burada ben sadece o olayın sonunda peygamberimizin beni veliye evlatlarına söylediği sözü arz ediyor olayın sonunda peygamberimiz onlara diyor ki Ben birisini size göndereceğim. Bakın kimmiş bu göndereceği? Nasıl bir makama sahiptir acaba? Nasıl bir makama sahiptir? Adili nefsi benim dengimdir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın benim dengimdir. Adili nefsi. Şurada bakın şurada gösteriyorum. Ah, şu bölüm. Adili nefsi benim dengimdir. Kimmiş Hazreti Ali Aleyhisselam? Bunu ben desem derler ki Şiiler aşırıya gidiyorlar canım. Hazreti Ali'yi getirip peygamberin dengi ya Allah Resulü böyle buyurmuş. Buyurur ki o benim dengimdir. Ben kendi dengim olan birisini size göndereceğim. Ha, Peygamber Efendimiz burada bunu söylerken Şia demiyor ki Hazreti Ali peygamberdir haşa. Bırakın Şia'nın alimini, Şia'nın cahili bile Hazreti Ali'nin peygamber olduğunu söylemez. Hazreti Ali Veliyullah'tır. Peygamber Efendimiz Nebiyullah'tır. Hazreti Ali Hüccetullah'tır. Peygamber Efendimiz Resulullah'tır. Ama peygamberimiz buyurur ki Ali benim dengimdir. Ben kendi dengimi size göndereceğim. Yuktel mukatiletekum sizlerle savaşacaktır. Sizlerle savaşacaktır. Fekale Ömer İbni Hattab. Ömer bin Hattab dedi ki Fema temenneytul imaretu illa yevme izin. Komutanlığı, baş olmayı, imareyi yani amirliği o gün istediğim kadar hiçbir zaman istememiştim. Buyurun. Demek ki ikinci halife amir ol çok istiyormuş. Ama diyor o gün istediğim kadar hiçbir zaman amirliği o kadar istememiştim. Huve haza fe ahaza bi yed Ali fekale huve haza. Peygamber Efendimiz diyor Ali'nin elinden tuttu. Dedi ki o budur. Yani kendi dengim olan birisini ki size göndereceğim sizlerle savaşacak
haktır, o budur, bunu göndereceğim. Peygamber Efendimiz'den sonra aziz kardeşlerim, Hazreti Ali ile uğraşanlar, Hazreti Ali'ye karşı mücadele edenler, Hazreti Ali aleyhisselama 25 sene adeta ciğer kanı içirtenler, gözümde diken, boğazımda kemik sabrettim sözünü söyletenler kimlerdi? Ve bu sözden sonra o 25 sene bu şekildeki geçmiş, bu 25 seneden sonra Hazreti Ali aleyhisselamın hilafet döneminde Cemel'de Hazreti Ali'ye karşı savaşanlar kimlerdi? Başı çekenler kimlerdi? Ordu toplayanlar kimlerdi? Sıbbiyn'de kimler savaştı? Nehrevan'da kimler savaştı? Ve savaşanlar kimlerse peygamberin dengiyle savaşmışlar. Kur'an'ın manası bozulmasın diye mücadele edenle savaşmışlar. Başka bir açıklaması var mıdır bu söylediklerimizin? Kaynaktan, delilden başka bir şey de konuşmuyoruz. Her söylediğimize sayfa bu, cilt bu, efendim kaynak veriyoruz. Muaviye'ye radıyallahu anh dersin. Dinin içini hurafelerle dolduran, din düşmanlığı adeta yapan, Müslümanların kanını döktüren olmuş mu? Radıyallahu anh. Şerh